Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nefsin kitaplarıyla yeni bir bölümle karşınızdayım. Nefsin, sen hangi kitabı okudun? Karitades Pluto, yani Pluto ile ilgili kitap. Çok güzeldi. Bakın. Yazarı? Yazarı Ruju Parasyuk. Çok güzel yazmış. Hangi serinin devamı? Minuna. Yani? Mucize. Evet. Burada daha fazla var. Sıradaki okuyacağım Kartalı Julian. Tabii kütüphanede bulursak. Kartalı Julian, yani Julian'ın kitabı. Hepsi Ogi ile ilgili aslında değil mi? Minuna ile ilgili. Yani bir o hikayenin devamı, o hikayeyle alakalı. Evet. Mesela filmi izlediyseniz The Wonders. The Wonder artık neyse. Mucize. Mucize ve şey, filmle hiçbir alakası yok. Demek ki bence bu filmin devamı ya da filmin başlangıcı. Olacak mı sence? Bence. Ama bu Minune değil ya. Evet, Pluto gözünden bakıyor, bir arkadaşının gözünden bakıyor Ogi'nin. Değil mi? Evet, bu kitap şey. Günlük. Bu Pluto'nun günlüğü. Ha, Pluto'nun günlüğü mü? Evet. Christoph diye bir arkadaşımız var, onun günlüğü. Tamam, bu kitap nasıl bir kitaptı? Senin nasıl bir duyguları uyandırdı sende? Smart. Nasıl smart? Bak bu smart yazıyor. Smart series. Bu serinin. Hayır, bu kitap evet, sende nasıl duygular uyandırdı sende? Ne gibi şeyler hissettin bu kitabı okuyunca? Bazen çok fazla üzüldüm çünkü köpeği öldü ama çok tatlıydı filmde. Filmde de köpeği öldü. Tamam, filmden bağımsız söyle. Allah. Filmi düşünme şu anda. Kitabı okurken sana neler hissettirdi kitap? Üzgünlük, çok fazla heyecan. Heyecanlı mıydı kitap? Evet. Süper. Bir de birazcık sıkıcı. Sıkıcı mıydı? Evet, neden? Birazcık. Çünkü bazen bir sayfada bir kez yazdı, ondan sonra başka sayfada 5 kez daha yazıyor. Aynı şeyleri mi söylüyor bazı aynı yerlerde? Bu kitabın ana fikri nedir sence? Yani, arkadaşlık. Arkadaşlığın önemi mi? Süper. Nereden anladın bunu? Çünkü Ogi ve Christoph... Ogi nasıl bir çocuk? Önce onu bir söyle bence. Belki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar çok kötü durumdan şey geçti. İlk başta nefes alamıyordu ve çiğneyemiyordu. Tamam, biz bunları otomat yapıyoruz ama Ogi öyle yapamıyor. Ve buralarında, burnalarında... Otomat Türkçe değil bu arada, onu söyleyeyim de. Otomatik. Otomatik. Yapıyoruz. Şuralarında falan çok fazla dikiş var. Çünkü doktorlar... Ameliyat oldu. Ameliyat yaptı. Ogi normal, bizim bildiğimiz gibi bir çocuk değil. Bizim gibi gözükmüyor. Ve bizim otomatik olarak yaptığımız şeyleri yapamıyor. Değil mi? Peki ne gibi zorluklar yaşıyor sonra Ogi? Arkadaşlarıyla, çocuklarla, diğer çocuklarla. Arkadaşları ona çok fazla gülüyor. Ve ona saygısızca davranıyor. Evet. Yeni bir okula geldiğinde iki arkadaşı ona okulu gösteriyor. Ve ondan sonra gidiyorlar bir odaya. Ve şey, tanıtıyorlar, burası bilim odası, bilim odası nedir biliyor musun bari? Öyle. Peki bu şey mi? Yani sen şu anda filmden mi anlatıyorsun yoksa kitapta da var mı bunlar? Kitapta da var. Ha, kitapta da var, süper. Ve bu kitap bana çok güzel geldi. Üstelik sonunda The Final Countdown'dan birkaç söz var. Şarkıdan mı sözler var? Evet. Final Countdown'da. Sen dinledin mi hiç o şarkıyı? Tamam, bu videoyu çekelim, ondan sonra ben sana da Final Countdown'ı açayım. Tamam. Çok güzel bir şarkı. Tamam. Peki bu kitabı diğer insanlara önerir misin? Önerim. Diğer çocuklar okumalı mı sence bu kitabı? Evet.
Yani bu kitap ne, arkadaşların Yani ne? sınıfındaki çoğu okudu zaten. Yani çoğu, senin sınıfındaki herkes okudu bu Evet. kitabı. Okey. Herkes değil, çoğu. Şimdi şeyi söyleyelim bir de. Nefise'nin okulunda Ayın Yazarı diye Evet. Bir şey oluyor. Ne derler Evet. bunu? Ayın yazarını belirliyorlar. Her ay Evet. başka bir Her yazar ay var. başka bir yazar. Mesela geçenki Mart ayı Mart ayında şey miydi? Romendi sanki. Yon Krengay'da. Evet, Yon Krengay'dı. Evet, Mart ayında roman bir yazarı seçmişlerdi, Ayın Yazarı diye. Çünkü Çünkü Yon Krengay'ın ölüm ve doğum ayı. hayır, değil mi? Ve Ondan şey önce kim vardı? Mihai Eminescu. O da roman. Bir tane daha vardı. Uluslararası bir yazar seçmişsiniz. Michael Hı. Ende, Roald Dahl. Evet. Roald Dahl'ın kitaplarını çok seviyorum. Burada Büyülü Parmak adlı bir kitabım var. Türkçesi var, Onda onu okuyacağız. Türkçesini Bitiremedik daha. bitiremedim. Çünkü babam sadece kendi kitaplarına çok fazla odaklanıyor. O yüzden yapamadım. Evet, onu normalde Türkçe kitapları beraber okuyorduk. Ben biraz kendi kitaplarıma odaklandığım için biraz tembellik yaptım. Şimdi bu yazarın bu kitabını sevdin ve bu kitabı biz kütüphaneden aldık. Kütüphaneye gitmeyi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun, değil mi? Evet. Oradaki Çünkü ins orada çok 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 fazla ilginç kitap var. Peki oradaki çalışanlarla aran nasıl? Çok iyi. Onlar beni çok iyi tanıyorlar. Ve şu ana kadar kütüphaneden 105 kitap falan almışım ve Aa, onların çok uzun hepsini zaman oldu çok yani. uzun zaman oldu. Hepsini şimdi anladık. 110-105 falan filan diyorlardı. Biz her girişimizde biz her zaman pazar gideriz çünkü başka zamanımız olmuyor. Bir şey. Her zaman oradan 4 kitap alıyorum ve onların hepsini okumaya çalışıyorum. Ama babam diyor ki şunu okumadım, şunu okumadım. Ben diyorum ki babacığım dur daha bunu okumadım. Evet, biz bir de yeni bir serüvene başladık Nefise'yle. Biraz belki size de fikir olur diye ondan da bahsetmek isteriz. Şimdi Nefise'ye ben 21 tane sticker çıkarttım. Yani elimle yazdım ve görebileceği bir yere yapıştırdım. 21 tane sticker'ı var Şuraya Nefise'nin. göstereyim. Şu anda gösterimdeyiz. Çünkü 21 ben tane sticker. Her gün Nefise 10 sayfa kitap okuyor. 7, 14, 21 yani 3, 3'e böldüm ben 3 haftayı. Ve her 7 gün bittikten sonra Nefise'ye ufak bir hediye alıyorum. Bu ufak değil, gittikçe büyüyor. gittikçe de büyüyor. En sonunda büyük bir hediye alacağım. Bu 7 günün sonunda mesela bir Bükreş'te bir kitapçı ziyaretimizde ona güzel kalemler aldım. Her 7 günde bir ödül alıyor ve Nefise bu şekliyle ilk başlarda biraz sıkılıyordu. Çünkü biraz yani okuma rutininden biraz çıkmıştı. İlk başlarda biraz sıkılıyordu ama dün ilk defa, kaçıncı günümüz bugün? 11 değil mi? Evet. Dün ilk defa 10 sayfadan fazla kitap okumak istedi. Çünkü bırakmak istemedi kitabı. Bu da size bir tavsiyemiz olabilir. Evet, bu sizin de aklınızda bulunabilir. Çocuğunuz için okuma alışkanlığını sağlayabilmek adına güzel bir adım olabilir. Biz Nefise ile bunu biraz başardık. Kendinize iyi bakın. Bakın bakayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi. Düzgün kapatır mısın ya? Kestik. Hayır, kesmedik. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Videoyu da lütfen başına kadar izleyin. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Tamam, görüşürüz. Bay bay.